Merhabalar değerli Mehmet Hoca YouTube kanalı izleyicileri. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Sabuni postaları inceleyeceğiz. Bu ırk hakkında bilgi vermeye çalışacağım size. Bu postalar tamamen renk postası. Yarış postasıyla herhangi bir yakından uzaktan ilgisi olmayan kuşlar. Bazı bölgelerde gümüş posta olarak da nitelendiriliyor. Yetiştiriciler bu postaları görsel anlamda kümeslerinde tutuyorlar. Bu postaları İstanbul'dan bir yetiştiriciden edinmiştik geçen yıl. Ve o yıldan, o zamandan bu yana bu kuşları üretiyoruz. Sağa sola ürettiğimiz kuşlardan hep verdik. Gördüğünüz gibi renkleri çok açık gri. Ondan dolayı sabuni posta diyorlar. Bazı kuşlarda göğüs kısmı biraz daha sarımtırak oluyor. Bunlar da o kadar net olarak görünmüyor. Bazı yavrularında yine bu şekilde çıkıyor. Bu kuşlar az önce söylediğim gibi yarış postası değiller. Ve tamamen renk olarak besleniyor. Yerine sağlam kuşlar. Uçtuğu yere sadık olan kuşlar. Fakat mesafe kat edemiyorlar. Çok yakın mesafelerden, 150 km gibi mesafelerden evini bulabilen ırklar. Ama mesafe biraz daha arttığında maalesef bu kuşlar evlerine dönemiyor. Renk olarak yetiştiricisini mutlu ediyor bu kuşlar. Renkleri güzel. Aynı zamanda bu tür çok iyi yavru bakıyor. Takım takım kendi yavrularını büyüttü bu zamana kadar. Epey de bir yavru aldık bu kuşlardan. Damar olarak evine sağlam kuşlar. Yakın mesafelerden gelebiliyorlar. Irkın genel özelliği olarak çok iri, aşırı büyük kuşlar değil. Yine orta büyüklükte postalar. Orta büyüklükte postalar. Bizim elimizdeki erkek, şu kuş, arka taraftaki daha büyük olan dişi. Erkeğimiz biraz daha dişiye oranla daha küçük bir kuş. Bu kuşlar birazcık güre, sert kuşlar. İnsana pek alışık değiller. Ondan dolayı birazcık şu anda korkuyorlar. Kafese aldık kuşları, salmadan çıkarıp kafese aldık video çekmek için. Ondan dolayı biraz şu an için tedirgin kuşlar. Yumurtadan da kaldırdım video çekmek için. Genel anlamda bu kuşlar için söyleyeceğimiz şeyler böyle. Şöyle yakından bir kez daha göstereyim size. Bacağında çift boncuk olan, turuncu boncuk olan dişi, tek boncuk olan ise erkek. Çok iyi yavru bakıcılar. O anlamda bu kuşları da alıp yavru bakıcı olarak kullanılabilir. Yine renkli postaların adına, renkli posta beslemek adına kümeslerde bulunması gereken bir tür. Yine görsel anlamda da besleyiciye, yetiştiriciye cezbeden kuşlar. YouTube kanalımızı takip ettiğiniz için, videolarımıza göstermiş olduğunuz ilgiler için hepinize çok teşekkür ederim. Zaman zaman kendi kümesimizden, zaman zaman diğer yetiştiricilerin kümeslerinden, zaman zaman festivallerden sizlerle görüntüler paylaşıyoruz. Yine güvercin hastalıkları ve güvercin hastalıklarının tedavileri, profesyonel güvercin yetiştiricileri için web sitemde yazmış olduğum yazıları takip edebilirsiniz. Web sitemizin adresi www.mehmethocam.com. Burada değişik paylaşımlarda bulunuyoruz. Umarım faydalı oluyordur sizler adına. Hepinize hastalıklardan uzak bol yavrulu sezonlar dilerim. Hoşça kalın.